Bu yine daha sonra sen... AVT'li arabayla alana başladık. Dostum gelir misin? Halı sahaya adamlar. Bir anda euro dolar arttı. Dedik biz en iyisi İran'a gidelim. En azı. Herkes sevgin oldu oğlum. Ne söylediniz oğlum? Ya bitti hadi gidelim. Oğlum. Editör kes burayı. It's time to talk one on one with everyone here. It's fucking Ziz, bro. Everyone has a little bit of Ziz in them. Every fucking cunt out there. You're a fucking sick cunt if you want to be, bro. Ve arkadaşlar abone olmanız, özellikle de like atmanız kanal için gerçekten çok önemli. Gerçekten o kanalı hani YouTube algoritmasına sokuyor. Bu adamı koyun YouTuber olsun ama. Arkadaşlar merhaba. Takipçilerimizle buluşup. Bu arada merhaba. Şey izlediniz mi? Esneye 5. lazım videosu. İzledik, izledik. Bu onun bir sonraki versiyonu oldu. Aynen. O videodan sonra bana herkes mesaj atmaya başladı. İnanılmaz böyle. Abi gel işte 5. atalım. Aziz gel 5. atalım. Bugün ilk defa Selim dedi ki ama abi samimiyet çok önemli bak. Bana evet. Şey yazmıştı. Gel işte oturuyoruz falan anladın mı? Aynen. Hani cevap verme korkusu yok. Cevap verme korkusu yok. Direkt bu şekilde rahat yazınca ben de cevap verdim. Daha önce kimse de böyle bir şey yazmadı. Mersin'de çok işi yok herhalde. Evet. Benim takipçi olmayabilir. Ondan dolayı nereye gidelim bu arada? Telefonla çekim yaptığımız için dışarıdan çok ses geliyor. Bir şey izlediniz mi bilmiyorum. Araba kazası videosu çekeceğimi söylemiştim. Arabanın kazalı evet. Halini. Gittim sanayide telefonla çektim. Yaka mikrofonu yok ya. Yaka mikrofon olmadığı için arkada çok zımpara çok sesi gelmiş. Tamam. Aynen ondan dolayı o videoyu çektik aslında. Hı. Ama arka plan sesleri çok kötü böyle. Yalnız adam zımpara falan yapıyor. Ondan dolayı onu daha sonra çekeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi telefona çekim yapacağımız için sakin bir yere gidelim. Peki bu ekiple gecenin sonunda bir de flex oynadık mı abi? oynadık. 5. bulup flex. Var mı? İstiyorsan 1v1 atalım, istiyorsan flex atalım. Bak 1v1'de de ödül koyuyorum. 1v1'de ünvanını oynarım ben. 1v1. Zed'de. Öyle mi? Zed'deyim ben. Yok ya şey, Zedmey'in tamam. Sayılır da değil. Aynen tamam aynen. Abi. Gecenin sonunda ya 1v1 iki tane euro var. Ya da flex. Neydi? Irelia, Kiana. İkisinin main'i. Ciddi misin? Türkiye Kiana'dan 14. Teşekkür ederim. Pardon, dayanamıyorum. Kiana'dan inanılmaz nefret ediyorum. Kiana çok Zed'e karşı aşırı güçlü. Vallahi öyle. Nefret ediyorum. Üçlüleri 18 eurola kadar dövüyor. Hatta bugün video attım. Zed'i 18 eurola kadar Zed'i dövüyor diye. Lars'ı sevmiyor musunuz? Aram yok. Ya biraz soğukkanlı. Oyuna odaklanıyor bence. B'ye bas kardeşim. Aptal. Çarı. Allah'ın belası. R harfine bas ya. O yüzden buradan Lars'ı seviyoruz arkadaşlar. Sevmiyoruz değil. Aynen. Ne okuyordunuz bu arada? İngilizce işletme okuyorum. Anamız ya. Okuyorum ben Marmara'da. İstanbul. Aynen Boğaziçi'nde yüksek öğretim teknolojileri. Ben de İstanbul Aydın Üniversitesi'nin endüstri mühendisliği okuyorum. Abi kimse Mersin'den değil ya. Bir burada ben mi kaldım diye düşünüyorum. Ben ilk İstanbul'a taşındığımda çok sevmiştim. Hatta geri dönmeyi düşünmüyordum. Ataşehir'in orada kalıyordum işte. Bu pandemiden dolayı tekrardan geri dönmek zorunda kaldım. Yani Mersin'den çok daha farklı bir yer ya. Yani burada yapılacak aktivite az. Orada evet. Hayat bitmiyor. Ama burası çok ferah. Gerçekten ya burası çok düz bir şehir. Bilmiyorum evet. Çok aşırı Suriyeliler basmış durumda. Aslında çok güzel. Yani sahili tamam Los Angeles'a kıyaslanmaz ama çok güzel. Yani böyle bir uçtan uca bakınca çok tatlı duruyor. Bu arada arkanın ışığını yapabiliyor musun? Yanık halim var. Hem telefonum bu kadar arkadaşlar. Böyle böyle idare edin yani. Bowling'e gidiyoruz değil mi şu an? Baktınız mı telefondan açık mı? Aynen saat 11'e kadar açıkmış. Bir saat, 11'e kadar mı? Bir saatte aynen. Bir el atarız. Bu arada çok iyi bilmiyorum bowling'i. Ben de çok iyi bilmiyorum. Lars gibi oynarız artık. Siktir. Abi niye gelen geçen Lars'a dizat arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben de zaten dışarı çıkmak istedim. Araba kazası yaptığımızda çıkamıyorum. Yok şaka bu arada. Annemin arabası var, onunkini alıyorum. Hatta bayağı bir araba kavgası yapıyoruz son zamanlarda. Niye benim arabamı alıyorsun diyor. Araba kazası yaptım diyorum. Ben mi diyor dedim kaza yap diye söyleniyor bana. Anneler her zaman haklıdır ya. Haklı ya. Aynen. Bu A3 kaç model? 2017. 17 mi? Aynen. 1.6 dizel. Yerimiz var şimdi. Güzel. 1.6 dizel? Evet. Bunu yüklersen aslında iyi de gider ha. Biz de onu konuşuyorduk az önce. Bir yazılım attırsak da siyah duman atsak şöyle diye. Arkadaşım daha 2 gün önce Alanya'dan Polo aldı dizel. Hı-hı. Onu yüklüyor. Yanıma uğramıştı. Daha dün gitti. 2 gündür hatta o yüzden video atamıyorum. Ben onunla ilgileniyordum. Hı-hı. F30'u ne kadar aldı arkadaşın? Ha, onlar 380 aldılar 1-2 ay önce. 2017 model. 17 model 380'e mi aldılar? Çok ben o zaman askere gitmeden önce. Aynen. Şu an onun fiyatı çok yüksek. Ya. Ya zaten bir... Abi 2017 model F30 şu anda 600-700'den başlıyor. Evet, nasıl oluyor? Evet işte. Ya o zamanlar öğretmenlerinden aldılar aslında. Rengi ne? 40. Yıl. Sunset Orange diye bir şey var ya.
Dijital turuncu mu? Aynen turuncumsu. Çok enteresan. Farklıdır yani o. Globaldelermiş. Starbucks Global. Uğrarız yanlarına. Şey değil mi? İkinci. Aynen ikincinin oradalar. İkincinin oradalar. Genelde orada çok fazla takılıyor ya bu aralar. Dizel mi benzin mi? O benzin. 3.18 o. 3.18. Yine iyi ama fiyatı çok iyi. 2017 İyi. Model. Öğretmenlerinden almışlar onu söylüyordum. Öğretmenlerinden almışlar. Öğretmenleri evlenecekmiş o zaman. Evet. Yani nakite ihtiyacı varmış acil. Onlar da bir tık alım satım yapıyorlar zaten. Öyle olunca direkt yakaladılar. Şimdi de tadını çıkarıyorlar yani. Ben Kasım'ın sonunda askere gitmeden önce F30 fiyatları böyle 2013 falan 300-350 küsürdü. Askere gittim. Askerin ortasındaki aralığın ortasında 500-600'e fırladı hepsi. Çok garip bir şekilde. Tekrardan uçtu yani. Ya işte. Benim farkı ya. Arkadan itiş. İşte 3.20. Güçlü evet. Araba. Bütün çakallar alıyor. Alınma ama sen. Eyvallah. Hem bana hem arkadaşına sattım. Nasıl iş? Audi'ye biniyorsun sen. Önden çekişmedim ya. Karda iyi gidiyor mu? Çıktın mı? Denemedin mi? Yok denemedim. Güzel. Az bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Bu arada yemin ediyorum yandım. Şu an alnımdan ter akıyor göremiyorsunuz ama ben çok siyah giyindim. Dışarıdan ses geliyor ben diye. Çok siyah giyindim. Kendimi John Wick gibi hissediyorum beyler bu arada. Yemin ederim. Biraz hava alalım o zaman. Vallahi biraz oksijen alalım. Oh. Sigara içen var mı aranızda? Çok rahatsız oluyorum sigaradan ya. Çok iyi. Bundan sonra yeni tayfam arkadaşlar. Ben gerçekten çok rahatsız oluyorum. Burayı kapatıyorum ses tamam. Çok şey yapmasın diye. Spor yapan var mı aranızda? Ben yapmıyorum. Yeni başladık ya. Nerede? Mekfit. Ben okulda Boğaziçi'ni yapıyorum. Reis. Kral. Reis bu hani hiç Mekfitçi falan değil. Bu arada öldüreceğiz sen bizi herhalde kanka böyle gidersen. Spor içeriği güzel olur ya. Ben de hoşuma gider ya. Çok güzel olur. Ama dediğim gibi onu yapacaksan böyle çok iyi bir forma sahip olman lazım. Yoksa ya, ne bileyim. Ya, yapasın gelmez. Ya gibi. Şey diyeyim mi? Bize sıra gelene kadar 50 dakika geçer. Zaten bir saat kapanıyor. Saral ne kadar bekleriz belki de. Ona göre bakalım durumlara. Evet arkadaşlar videoyu ben çekiyorum. Evet arkadaşlar fotoğraf çekilecek gibi kapanıyor. Geldik. Tamam güzel oldu. Her şey sen challenge'sın böyle öyle mi? Şu an mı? Aynen. Yok değilim. Şu an iyi misin? Neyse ama sen kolunu falan kırmıştın. Evet. Ne demişler? Kolumu kırdım. Kolumu kırdım abi. Ticket attım. O zaman da Westin'in challenge olmuş. Ha şimdi az önce şey sormuştum ben. Dışarıda kimler tanıyor? Bak bu girdiğin ortama göre çok değişiyor. Mesela ikinci Starbucks yok mu? Genelde böyle mezunların takıldığı yer. Hani işte etüt çıkışı falan, okul çıkışı insanların geldiği yerlerde arabadan önce bile geliyorlar yanına. Ama onun haricinde normal marinaya falan gittim. Öyle tanıma durumu yok yani. Yani kimse ya yolda bayağı bir gezeyim ama dediğim gibi bazı bölümler var yani dershaneler sokağı var. Etüt'ten falan çıkan insanlar oradan çok kişi tanıyor yani. Onlar da genelde zaten genel olarak söylediği şey şu. Eskiden izliyorduk hani şimdi herkesin bir üniversite hazırlık dönemi var ya. Veya bazı insanlar çalışıyor. Geçen Getir'den sipariş vermiştim. Kurye tanımıştı adam beni. O da bile şey diyor yani 2 sene önce seni izliyordum falan diyor. Yani. O tanım olayı tamamen bulunduğun yere göre değişiyor ama bazen kimse de tanımıyor yani. Öyle. Aslında bir ün durumu yok. Oyuncu kitle tanıyor ya. Evet. O kadar zaten yani aslında. Öyle kendini az sahibi gibi falan hissetmiyorum zaten genel olarak. Abi bir internet kafeye girince tam... Megalet falan. Antalya'ya gittiğimizde ilk girdiğim internet kafede Valorant oynuyorlardı. Yanında Luger'le Closer vardı. Orada ilk girdiğim yerde tanıdılar. İlk girdiğim yerde tanmışlardı orada. Orada Luger Erses'ten şu an geçsin değil mi? Ona bir soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum ya. Çocuğum olur ya. Buradan gitti hani zorluklar falan nelerdi ne bileyim. Özlem duyuyoruz falan böyle bayağı bir onun soru cevap. Rozer de Rozer can başta açtı bu arada. Onunla fotoğraflarım var benim. Hatta şu an ekrana koyarım onu. Ona... Hadi bakalım benim. 2016-17'de EKT'lere gidiyorduk böyle. Haftalık kafe turnuvaları vardı. Orada işte 4200 RP ödüldük. Bir de Şanlı Rise vardı biliyor musun? Evet. Onu veriyorlardı. Genel olarak bize kazanıyorduk böyle. İşte öyle tanışmıştık 2015-2016 döneminde. Vay oradan nereye? Mersin'den Los Angeles'a. Şu an NA'de şampiyon oldu. Artı rank bir çocuk şu an. Şu an video attı bugün. Bugün görmüşsünüz. Artı rank bir olmuş şimdi.
Bayağı bir ara alın lan. Bir videosunu izlemiştim, şey anlatıyordu. Çok kolay oldu. Yetenek varmış çocukta. Yani en başından yetenek lan varmış. Şampiyon olmadan önce şampiyon olacağından %100 eminim diye bir şey yayınında söylüyor bunu bir tane maç sonunda. Abi, gerçekten de şampiyon oluyor. Ya şey diyor ki... Bu biraz pazarlama ile ilgili olabilir mi? Olabilir. Bak onu söylemese bu kadar hype'lanmazdı belki. Ya bu kadar hype'lanmazdı derken hani o söylediği yer bu kadar hype'lanmazdı. Evet. Onu söyleyip kaybetse de o söylediği yeri kimse hatırlamazdı bile belki. Yani. Hani bunu şey gibi... Belki onu söyleyen birkaç kişi bile vardır yani. Evet gibi. UFC'de Khabib'le şeyin dövüşü gibi. Sanırım dövüşü gibi. McGregor'ın. Adam tamamen pazarlamacı, showman. Aslında işler öyle yürüyor genel olarak her yerde, LoL'de de. Onu izleten de öyle zaten, yoksa UFC'yi daha önce izleyen çok insan yok. Ama şimdi insanların bazı kısımlar şey diyor bence işte, showman falan. Ama aslında adam çok güzel dövüşüyor. Ya, bence iyi yani, yapmalı abi o kadar şey yapıyorsan, showunu yaparsın. Olay showman, tamamen showman. O maçında falan onu bırakmış zaten, ondan sonra... Ya ben yerli egoya okeyim her zaman ya. Tamam, yani tamam, ego olmalı abi insana. Kendini sevmelisin, herkes önce yanlış. Zlatan neden insanlık seviyor? O abartı dostum, biraz o abartı değil mi? Hakem yanına çağırmalı. Zlatan çok yok ama Zlatan ya abartı diyorlar. Ben öyle diyorlar, ben bilmiyorum. Öyle diyorlar. Onları takip ediyoruz. Ne? Organik. Yok, hiç izlemiyorum. Hiç, sıfır mı? Şey var işte, Cem Börükbaşı falan var, o bazen çıkıyor tartışma haberlerde. O da FK'ye gitti herhalde. Aynen. O da esporcuydu normalde işte. Hı-hı. Tek takip ettiğim şey bu oyun hariç. Spor kanalları. Spor kimden tamam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Abi genel olarak herkes yani. Abi spor yaparken çok hoşuma gidiyor. Yani yemek yerken spor videosu izlemeden yemek yemiyorum. Bu bir bağımlılık oluyor zaten evet. Sana. Biz de ZX Spor izliyoruz işte. Eyvallah beyler. Genelde evet. Şey diyorlar, 2 gün video atmayınca küfür yiyorum. Yemek yani, yani, 2 gündür yemek yemiyoruz. 2 gündür yemek yemiyoruz. Greve girdik senin. Allah belanı versin falan diyorlar bana. Bir yayın platformu da bulsaydık iyi olacaktı ya. Twitch hala açılmadı. Twitch bana neydi? Onu ben şey diye söyledim. Abi diğer bir şey. Telifli şarkından dolayı. Ha. Ya şöyle, geçmişteki kliplerimi silmem gerekiyordu. Silmedim. Geçmişteki kliplerimi silmediğim için onların... Ya, herkesin geçmiş kliplerinde telifli şarkı vardır. Bu DMC olayı Türkçe sonradan geldi. 2020'de falan geldi. 2020 sonları ortalarında geldi. Herkes geçmiş kliplerini sildi. Benim de çok güzel kliplerim var böyle 3 sene önceden falan. Anısı var yani. Ben de silmek istemedim. 2 kere ihtar yemişim. Mailimi kontrol etmiyorum o hafta. 2 kere ihtar yedikten sonra 3.de kanal tamamen kapatılıyor. 4-4.5 senedir yayın açtım bir yer ve ilk ban süresiz oluyor yani. Şanslı bayağı ya. Hiç saçmaladı son zamanlarda ya. Bu Bitscam olayları falan bir de. Fake it. Olay aradım. Ben aynı sebepten ban yiyen birisi, bir kız adını vermeyeceğim. Banını açtırıyor tek bir mail ile. Ben DMC'ye bu ban yediğim, DMC denen bir şirket var. Bu telif hakkı ile ilgilenen Amerika'da. Ben burada çalışan herkese mail atıyorum böyle. Çalışanın akrabalarına kadar mail atıyorum. Ama benle aynı sebepten ban yiyen birisi direkt tek bir mail ile banını açtırıyor şans eseri. Ve sonradan bu fake bit olayı var biliyorsunuz değil mi? Evet. Fake bitten o da patlıyor. O da fake bit yapmış. Ha. Ama benim ban açılmadı hala. Yapacak bir şey yok. Şans. Haksız şeyde de oluyor yani. Hayatta da oluyor. Türkiye'sinde. Yok işte biz bir şey isteyince yok. Please fake bip bap bop. Kız isteyince ben şey demiştim. Bir gün çapçuklu. Ne demiştim ya? Karı gibi oynuyorsun demiştim. Ban yedim. Aramda da yazıyordun insanı. Şu an sadece aram mı oynuyorsun? Ya hayır. Neredeyse bak. Dereceli oynaya başladık bu sezon. Jungle, Sako. Aram oynarsam Aram işte yani sadece troll. Aram'da insanlara ne yazdığını söyler misin? Ya Aram'da mesela mayonez yazıyor en son. Aynen. Aynen. Ayağım oynadı. Abi TR ya. TR bir şey değil mi? Veres böyle Master, Grand Master'da şu an oyun oynuyorum ya. Selamlar. Gerçekten TR Silver'da maçlar daha çekimli geçiyor. Çok eğlenceli. Çünkü Veres abi. FF yok abi. Veres Master'da şu an bir takım hani 6-7-0 oldu mu? 6-0, 7-0 oldu mu? Direkt FF yazıyorlar. Maç bitiyor. Çünkü kazanamayacağını biliyorlar herhalde. Mental olarak çöküyorlar. Herif çok tryhard çünkü fokuslanıyorlar. Ama TR'dekiler eğlencesinden oynadığı için abi. Biraz sevdim. Bak hem eğlencesinden hem çok trial oynuyorlar. TR, Silver, Gold. Mükemmel bir yer. Çok keyif alıyorum. Çıkmaya çalışıyorum. O kadar kanser. Abi çok keyif alıyorum. Allah aşkına hayır, nasıl çıkarım? Ben kanserliği bıraktım. Ben kanserliği bıraktım. Ben artık oranından müdavim oldum. Ben artık orada keyif alamıyorum sanırım. Ben çok Silver, Gold'dan çıkmak istemiyorum. Kanserlikle ne oluyor biliyor musun? Bir tane smurf falan geliyor. Oyunun ağzına sıçıyor abi. Ondan sonra sen kanser oluyorsun. Yani karşına geliyor mesela. Evet. Senin takımına da geliyordur ama sen fark etmiyorsun bunu. Evet, bazen fark etmiyorum. Win alıyorsun ya, hiç önemsemiyorsun. Nasıl sebebi öyle?
Ben Dynot falan... Bayağı kasıyordu bu arada. Ben Dynot falan gördüm. Ben Dayan oynuyordum sezon 7'de falan. Türkiye 14.'ünde falan çıkmıştım ben. Bayağı oynuyordum. Aynen. Aynen 500-600 maçım vardı. Abi şu oyunu mahveden bence bazı karakterler var. Mesela Şako. Şako oynadığım için de öyle gidebilir. Urgot. Şako sadece OTP'leri oynayabilir. Orayı düzelteyim. West'te yüksek el. Challenger'da 2 tane Şako var. 2-3 tane Şako main var. Şey, maçı taşıyorlar. Onlar West'te mi? Abi 20-15'e 0 oynuyorlar sürekli. Çok abi ben şey Silver'da Gold'da eşeklere kaç oynadığım için Q açıyorum. Q açıyorum belki Jungle'dan başlıyorum. Adam ya AFK kalıyor ya ilk 3 buff falan alamıyor böyle. Çok kalıyor çok. Bir de şeyler bir de şey inanılmaz toksik yorumlar yazıyorum böyle. Ay ablamı sevdi abi. İzin verdim köpek alabilirsin buyunu falan yazıyorum böyle çok komik ya. Biz bununla 3-4 sezon önce işte Mid Jungle doğusuyla yani nerelere çıkmış Platin falandı çıldırıyordu. Ben sadece Şako oynuyordum. Doğu çok eğlenceli ama. Evet. Aynen ben Şako oynuyordum bu Diana Mid oynuyordu. 2 level'da gank atıyordum ilk kanı alıyordum taşıyordum. Bize şey geliyor. Güzel taktik güzel taktik. Güzel ondan çıkıyor zaman. Ama biz Doğu oynadığımızda işte bizim takıma Dümbük 9 Volibear falan geliyor. geçen animasyonu yapmışım ya. Dümbük 9 animasyonu yapmışlar. Ben öyle bir şey yapacağım. Normalde o flame'leri attığınızda ban yemeniz gerekiyor ama bilmiyorum bak. TR'de oyuncu azaldığından dolayı mıdır bilmiyorum. Küfürden ban azalmıştır da yani. İntern okey ama küfürden insanlar sanki az ban. Bilmiyorum. Evet olabilir. Tamam sonra... ben flame atmadım ben çok flame atıyorum ama. Mesela yabancılara atıyorum ben. Dog. Dog abi. Direkt dog. Çok temiz dog. Hello dog. You dog yazıyorum. Dog. 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 Şey yazıyoruz. Knight'da falan ölüyor. Köpek yürüyüşüyor. Altta şey yazıyorum. Adam 9 kez olmuş mesela. Özür olsam 9 kez ölürdüm falan yazıyor. Abi çok iyi. Bir tane kez vardı ya ben 0-6 oynadım. Bir tanesi sormuştu Ankaralı mısın diye. Ben de skoruymuş. Abi oyunun meme olarak da caps olarak da şeyi çok oldu. Prime dönemi böyle sezon 6-7 falan çok eğlenceli. Daha iyi oynanan kelebek makarnalı mesela. Onlar ben çok gülmüştüm o zaman. S7 ya. Onlar da nereden çıkıyor? BG'den falan mı çıkıyor? Ya işte birisi oyununa denk geliyor, çekiyor, atıyor. BG'den falan keyif yapıyor. Yapıyor. Yani. Aynen. BG aslanı. 2017'de falan girmiştim ben. Bayağı komik şeyler dönüyor. Tosuzlar ya. Bayağı. Yani benle ilgili ufak tefek olay olduğunda yani %70'i sağlıyor, %30'u laf atıyor sana falan. Sana bir şey diyeyim. Lansa sallayın çok lansa. Sprinter'e sprinter'e. Oraya çok laf atıyorlar. O efendimiz Aurelion Sol buyurdu falan. Zatera'ya birisi yorum atmış kısa böyle 3 kelime, 2-3 kelime. Sonra açık koymuş. Zatera da upuzun bir yorum yapmış. Neden böyle yapıyorsun diye. Sana ne açık yapıyor? Bu adam alıştı. BG'de artık böyle şey takılıyor. Yok, ilk başta evet o saygıyla yaklaşmaya çalışıyorsun ama abi eğlence sektörü. Burada kasıntı olmayacaksın. Ya bir şey diyeyim mi? Ben kimse Türkiye taşıyor. Evet. Ben kimse Türkiye taşıyor. Doğru. Ben harbi çok eğleniyorum. Bak o kadar gittim bilgisayar falan filan aldım. Lan topladın mı sen? Yok ya laptop aldım da RTX falan var içinde yani. Lan yine LOL oynuyorum yine yoruldum. 2060'ın düşüyor. Ya geçen sene almıştım. Benim PC'de 2060 var ama laptoplar PC falan var. Mutlaka işte 1,5 yıldır ben de lan LOL dışında bir şey oynamıyorum. Bir kere söyledim diyorum ki bak Witcher oyna çok güzel. Sarıyor yemin ediyorum. Okulla birlikte zor olmuyor mu bölümünde? Efendim? Okulla hani birlikte zorlanmıyor musun? Bu benim ilk dönemimde ve uzadı. Neden olur beni? Ayağım oynadı falan dedim. Aramda normal. Bu arada şey ya, LoL'den ziyade abi şey... Çok gezdim ya ben bayağı gezdim. İstanbul'a yeni gitmişim hani. Yeni paramın yettiği kadar gezdim böyle. O yüzden şey yani zaten çok da önemli değil yani. Okusak mezun olsak ne olacak? Türkiye'deyiz o yüzden. Aa oraya girmeyelim. Adam. Sende zorlanma oluyor. Ya ben oynuyor muydun başlarından? Şimdi şöyle benim genelde depresyon anımla final haftam aynı döneme geliyor. Gidiyorum sabah 4'lere kadar LOL atıyorum o yüzden ya mecbur. Onda da terapi ediyor musun? Hayır daha kötü. Ama bilerek oynuyorsun. Ama bir şekilde geçtim ben de onu yani. Alttan ders getirmedim. Çalışıyordum da ama LOL'ü bayağı oynuyorum. Ben Valorant oynuyorum ayrıca. İkisi bayağı. Ne zamandır oynuyorsun Valorant? Valorant mı? Ya biz CSGO oynuyoruz belirler gibi. Sonra ben yaklaşık 6-7 ay önce falan arkadaşımla bir oyundayken deli gibi tilt olduk ama yine 3 tane Rus geldi tabii ama anlat. Sövüyorlar saçma sapan konuşuyorlar. Aynen. Bu Rus olayı çok oluyor. Çok. Birbirlerini öldürüyorlar bir tane falan. Orada... Laş bir supabilir. Hem de neler de.
Sonra dayanamadık. Alt F4, sonra direkt onu sildik ve Valorant'a başladık. O zamana kadar biz Valorant'la dalga geçen elemanlardık. Yani ya CSGO var işte, koskoca CSGO falan neymiş falan. Şimdi işte o zamandan beri Valorant takılıyor. Orada da işte gold falan sürdüm. Öyle abi ya. Ya bende şöyle oluyor genelde. İşte İstanbul'a gittik, geziyoruz. Sabah gezme. Ondan sonra Euro'da geçiş. Sabah 5-6'ya kadar LoL oynayış. Sen ben geçtim. Sen oraya sen oraya gitmiştin. Benim şöyle oldu. Hazırlıktayım. Abi'den başladım. Sınava hiç girmedim ben. Dedim ki ya şimdi kim gelecek? 2 saat vaktimi alacaktım. Mersin dedim o zaman. Neyse çıkayım gezeyim. Sonra üniversiteye işte başlayacağız artık. Rahatlık seviyesi çok büyük. Şeye bir girdim. İşte şunları yaygın hocam mısın? Evet yaygın. Ben de yaygın. Edit yok tek. Yaygın hocam. Kurgu değil edit yok bu arada. Evet ben edit yok. Ben de çok kurgu. Hangi gün doğum günü? 6 Aralık. 14 Aralık benim. Anlatmaya devam ediyorum. İşte sonra bunları getirin diye şey attılar, PDF attılar, çıkarın getirin diye. Bir girdim, alfabeden başlıyor. Ben dedim ben bunları biliyorum, bir tane videom var. İngilizce LoL'den Minecraft'tan öğrendi. Start, play. Yok ya, ben inanmıyorum bu arada, yok diziden ben yabancı dil öğrendim falan diye. Yok, var ya, abi ben... inanmıyorum. Ama nasıl ya, bak alt yazılı izliyorsun. Tamam. Ya az çok İngilizce bilmen gerekiyor, sıfırdan öğrenemezsin. Evet, yani. Ama mesela gramerini falan biliyorsan... Zordan bildiğin İngilizce de yetmez. Yok. Ben yok fark etmez. Temel basic İngilizceyle de olmaz. Aynen. Yani gramer bileceksin ki birazcık o cümlede mesela hangi kelime hangi kelimeyi karşılıyor diye anlayacaksın. Evet. O zaman yeni kelime öğreniyorsun sürekli. O zaman daha akıcı oluyor. Ben bayağı biliyorum sanmıştım. Okula gittim. Bilmiyormuşum yani. Saplı da bayağı. Gittim. Allah'tan okula gitmişsin. Ben biliyorum diye yurt dışına çıksaydın tek başına. Orada kalırdın. Yazık olmuş. Derdinizi anlatamaz diye düşündüm. Benimki öyle kolay oldu. Abi başlayınca beni sevmedi. Çok yüksek değil ama A2 falan galiba. Rahat geçtim yani. Anlat, Makedonya'daki anını anlat. Daha az önce anlattın bize. Makedonya? Ne zaman gittin? 1,5 ay önce falan. 1,5 ay önce. Yani. Daha taze. İyi gezdin derken ben, bunları kastediyordum. Ben Ankara'da tepede daha başta Ayaz'a dönerken adam Makedonya'da geziyormuş. Makedonya'da. Biz Balkanlar turu yaptım. Bu arada mükemmel şanslıydım ben ya. Bak ben giderken Euro'ları 11'den aldım. Bir hafta tatil yaptım. 19'da geri döndüm. Yani Euro 19'dan geri döndüm. Ayın 19'da değil değil mi? Hayır yok. Ne olur. Kanka bir haftada işte Euro 150 falan arttı ya. Ben cebimde fazladan Euro vardı. Gittim geldim tatil bedavaya geldi. Bir oradan telefon falan almıştım. Tatil üzerine kar yaptım. Mükemmel bir şey oldu. İnanılmaz şanslıydım. Olması ya. Bir ülkede adam kâra geçmiş. Tatil yaptı, kâra geçmiş. İnanılmaz. 3 tane falan telefon getirmiş. 3'ü de böyle 8 milyar. 3 tane nasıl getirdin? Anne babam ben hepsinin cebine birer tane. Şeyler bile. Note 20 Ultra, S21 falan böyle. Hepsinde 8 milyar. Kişi olarak bir tane. Aynen. Bir tane. Öyle olunca biz de şey düşündük. Lan gerçekse böyle bir şey varsa biz gidelim her hafta sonu. Siz aile İstanbul'dan. Yok beraber. Gidelim alıp gelelim. Burada satalım. Sonra bunu düşünürken tabii şey diyoruz. Kosova'ya gidelim, Makedonya falan. Aynen. Bir anda euro dolar arttı. Dedik ki biz en iyisi İran'a gidelim. En azından. Sevgin oldu oğlum. Ne söylediniz oğlum? Keşke söyleyebiliyor. Türkiye ekonomisi nasıl güçlenir? İşte arkadaşlar ben masada. Gidemedim tekrar. Olmuyor yani. Euro 15 falan oldu. Şu an kar yok. İran, Irak. Yerse o taraflara bir bak. Anlat ya şeyi anlat. Abiyle İngilizce konuşmaya çalıştın ya. Şey abi Makedonya'dayım. Pardon. Kosova'daydım, Makedonya'ya geçtim zaten yakınlar birbirlerine. Cebimde euro vardı, Makedonya dinar kullanıyor. Dinar alacağım, bir tane orada dövizcinin birine girdim. Rastgele. Tabii yani. Tamam tamam yanına girdim. İşte girdim adamın yanına, İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Çatpat İngilizce var böyle. Ya İngilizce var, anlıyorum vallahi de hani şey yok, konuşma tarzanca yani bildiğin. Tarzanca konuşuyoruz. Ama anlıyordur illaki. İşte anlıyordu böyle, başta kekeme oldum falan böyle konuşamadım. Adam dedi ki a**a koydun İngilizce'yi. Ciddi misin? Adam Türk çıktı, Türkçe devam etti. Allah Allah. Çok komikti ya. Sen de tepki verdin a**a koydun İngilizce'yi. Sen güldün. Lan şaşırdım, bir şok aldım nasıl? Allah Allah, bir adam yok mu falan olmuşsun. Sonra güldük adamla baya. Böyle bir anı benim de vardı bu arada. Beyler bana bu kahveye şaşırdınız, benim spora basımı geldi. Bugün o film normalde. Şey yapalım o zaman, takipçimle spor gibi. Takipçilerimle. Her şeyden barfix çekebilirsin. Barfix normalde bayağıdır çekmiyorum da 15 çektiğim oluyordu. 15? İyi 15 bayağı iyi sayılır. Ama tam nizami. Tam nizami mi? Değil. Tam o bakıştan değil olduğunu anladım ben. Ya hatırlamıyorum 2 sene önce falan çekiyordum. Sen... Ya aslında nizami ya bu arada. Senin bir onlar gibi. Nizami onlar.
Ya Nizami olan çıkmaz ya. Ya Nizami derken iyice kendimizi, tamam, ki tamam, iyice sallıyordum aslında. Çıkar ya. Kahve içtik ya. Spor yapasınız yani. Oo, bir gaza geldik mi? Basış. Basış iyi olur. Sahilde vardı bir yer. Oraya gidelim. Bahşiş çekelim mi orada? Olur, çekelim. Ben de tamam, denemiş olayım. Tamam, ben kendimi denemiş olayım. Basış. Keşke burada da öyle bir yer olsa ya. Var var, Viranşehir'de gel abi, bu zencilerle Suriyeliler çok güzel yapıyor. Mavi bir fark var biliyor musunuz? Mavi devriler var. Ha şeyinin dinozorlu falan. Eski belediyenin bir tık daha şeyinde. Tamam. Bozcu'ya doğru. Köprüden sağ çapraza girecek. Aa biliyorum, ben orada tamam oturuyorum. Bak ben onun karşısında McDonald's'ın orada oturuyorum. Abi bu yeni tam şey kitap. Evet evet. Kitap biliyorum, o dediğin yeri de biliyorum. Tam Mopet vardır. Mopet'in arkasında oturuyorum. Nehirde bu arada. Neyse, araba konuşalım. Araba konuşalım ya, biz çakalız hepimiz. Biz harbi değil, çakal araba bayılıyorum. Ben BMW hastasıyım. Ciddi misin? Ciddi. Ben Mercedes'çiyim. Şöyle önüme Ferrari koy, 458 koy, atıyorum biraz siyah söyledim. M4 koy, tamam. İkisini de satamayacağım. Tamam, onun paralarını alamayacağım ben. Ama sadece bineceğim. M4'ü seçerim. Her türlü. Ben bu sözü hatırlıyorum. Hadi yayına hatırlıyorsundur. Abi net o kadar seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ya ben mezarcıyım biraz. E36, E46 falan var ya. M3'leri... M3'ler çok hayal. Çok hayal. Ama hani böyle bir 320, E36 isterdim. BMW'nin en efsanevi pasasına şey diyorlar. BMW E60 M5. Son 60 yıl. Son 60 yıl. Polat'ın da var lan. Polat'ın arabası. Polat Elember'in arabası. Hayalimiz de şey, 740 long. Polat'ın arabası neydi? Öyle bir şeydi. 740. İşte Türkiye şartlarında Türkiye şartlarında fiyatına göre en güzel duran arabalardan biri de F30. F30 net yani. Öyle. Ha tamam, çok böyle anlayayım. Avrupa'da falan çok üst düzey bir araba değil. Korbacı arabası falan diyorlar da. Ya zaten Avrupa'da 3.20, buranın 3.16'sı gibi düşün. Öyle öyle. Orada 3.28'ler falan meşhur aynen. Evet. Genelde orada M3 yavruları falan var. Şeyde de M3'e korbacı arabası diyordu. Yavuz diyorum. Abi M3 nasıl korbacı arabası? Yavuz bilmiyorum. Hollanda'da yaşıyordu. Öyle dememiş bile. E92, F80. E92 M3 şöyle bir Allah'ın bir kabrio. E92, E93 M3. M4 kabrio. Ben bir şey diyeyim. Güzel. Aha, kendine döndüm. Senin bir ara şey. O da bizden, zehri katmış. Aa, bir ara şey getirdim. Kabrio getirdi. Bizim galeri vardı maalesef. Tatsız olaylar yaşandı. Şu anda galeri yok. Çalışma falan mı? Öyle vardı ya. Aynen. Yani şey. Silahlı değil. Silahlı değil. Eğitsel çatışma. Ya birisi abi. Evrak işi üzerinden bizim tüm galeriyi patlattı gitti. Ortaklardı yani. Abim, benim abimle bir arkadaşı, 8 yıllık arkadaşı senin ortaktı. Evrak işi üzerinden patlattı galeri. Arabalar yok oldu. Hatta şey ya, belki biliyorsundur da bu yan yana galeriler var Pozu'da. Avrasya'ydı bu, Vatan Computer'ın orada. İşte orada Avrasya galerimiz vardı bizim. Artık yok. Şu an Aslanbaş oldu, bir arkadaşa devrettik. Bizim arkadaşımız o. Babası. Sonra nasıl? Telafi ettiniz bu durumu. Nasıl telafi ettik? Eşek gibi çalıştık yani. Adam kaçtı, çocuk kaçtı. Kaçtı, yakalayamadınız. Yani. Hiçbir şey alamadınız. Abi üzerinde 7 tane icra var çocuğun. Evet. Üzerinde hiçbir şey yok. Artık birilerine mi devretti, parayı nakit yaptı, gömdü mü bilmiyoruz. Kaçtı yani. Ama yani. Kaçtı. En son İzmir'de haberini aldık. Ya yani sıksan ne yapacaksın ki o adama? Yani yok, alamıyoruz parayı. Alacağım yani bir şey yok yani. Yani 7 tane icra var üstünde. Benim videodaki editler sizce tadından mı artabilir mi? Onu söyleyin. Edip Hoca... Bir şey, çok gülmüştüm. Ne? Şey var. Kadir Hoca. Kadir Hoca. Kadir Hoca. Ne oldu sen? Ne oldu mu yani? Hoş geldin. Editör de sporcu. Dedi diyor, Allah'ım çıldıracağım. Asla boş yapacak dedi değil mi? Hayret. Bazıları diyor ki, videolardaki edit az diyor, bazıları tadında... Bence çok abartılınca olmuyor. Bence tam yerinde. Ben de istemiyorum. Ya bir tık bence şu anki iyi ya. Şey biliyor musun? Pardon, sen söyle. Sen söyle. Sen söyle, ben niye konuya gireceğim? Tekrar bana bakıyoruz. Sabahtan beri 4 kişi birlikte konuşuyoruz ama. Şey diyecek, Tobias Smith'i tanıyor musun? North America'da Gangland Boy. İzliyordum tabii. O kadar güzel ki editleri ve sürekli yaygın linkleri falan kullanıp inanılmaz komik videolar. Yani editörünü görsen gerçekten kusursuz. Hani öyle herkesin bildiği linkler, aynen, herkesin bildiği linkler olduğu sürece istediği kadar koysun, bana fazla gelmiyor. Ama mesela yani akıcı oluyor video. Şimdi az önce söyledim. Kadir Hoca dedim mesela, onu kimse meme olarak kullanmıyordur. League of Legends'da da başka bir oyunda. Nereden aklına geldi? İyi olmuş bence. O mesela bazı insanlar güzel olabilir ama dokunu da çıkarmamak lazım. Evet, dokunu çıkarmamak lazım. Katılıyorum. Bir de videoların uzunluğu bence çok iyi. Daha uzun olsa izlemem. Kaç dakika? 20-25 düşünüyoruz. Ya 17-25 arası düşünüyoruz. Sizce kaç dakika? 17-18 güzel ama... Yani 20'yi geçmemeli. 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 20'yi geçmemeli
geçtim. İki. İki tane uzun ama sağlam oyun olur. Tamam. İki oyundan fazlası olmaz. Aynen yani. 20'yi de geçmesin bence abi. Bilmiyorum. Bence ben sıkılırım o zaman. Yani İki oyun. Belki 5 isteyen çok vardır. Bilmiyorum şimdi ama izleyen yine izler mi? Ya her gün video atacağın için aslında 18 çok iyi abi. 18 çok iyi. Aynen öyle. Direkt çerez her gün atılıyorsa kısa olması daha iyi. Abi yarım saat olunca şey gibi yabancı dizi gibi olur. Ya gider bir bölüm dizi açasım gelmiyor benim. Ben uzun videoyu. Favorim var mı? Yabancı dizide. Ben çok film dizi izleyen birisi değilim. Ben izleyeyim. Tek efsanevi dizim Lost abi. Ben Lost. Lost'a başlamıştım da çok uzun ya. Ben çok seviyorum. Bıraktım sonra. Sonu berbat bu arada. Benim bir maymun iştahlılığım var. Ben çok diziye başlamışımdır ama hiçbirini yani bitirmedim. Prison Break mesela, Breaking Bad bunları başladım yet bitirmedim. İkisinin de son 10 bölümünü izlemedim. Bende de öyle. 4-5 bölümü izliyorum kalıyor öyle. Sen de mi yay burcusun? Yok ben akrep burcuyum daha tehlikeli. Benim de tam tersi. Bir filme başladıysam ya da bir diziye kesin bitirmem lazım. Böyle yarım bırakmam. İyi güzel abi. Çok güzel bir şey. Ben filmciyim ya. Bana diziler uzun geliyor. Şey diye düşünüyorum her seferinde. Ne bileyim işte bir dizi 5 sezon mu? 5 sezon dizi izleyeceğim. 5 tane film izlerim daha çok şey kurar diye düşünüyorum bazen ya. Doğru. Ya o kişiler hemen, şey değişiyor. Yani. Sıkıyor beni diziler. The Walking Dead'in ilk 2 sezon. Çok efsane değil mi? Ben Game of Thrones'un ilk 3-4 sezonu. İzlemedim. Onu da izlemedim. Spartacus izledin mi arada? Yok izlemedim. Avatar da izlemedim. Harry Potter'da izlemedim. Genelde link yiyorum bu yüzden. Harry Potter'ı Yüzüklerin Efendisi'ni izlemedim. Abi aman ben Yüzüklerin Efendisi'ni izlemeyen sendin değil mi? Evet, ben o kadar düşündüm. Bak Yüzüklerin Efendisi... Benmişim. Küçükken izledim. Hiç alakalı. Yüzüklerin Efendisi izlenir ya. Başka ne dizi izledim? Harry Potter. Sitcom falan bilir misin bu arada? İzler misin? Hiç alakalı yok mu? Yok ya. Acemi Cadı. Şimdi bir şey diyeceğim. Kurtlar Vadisi Ezel izlendi mi? İkisi de izlenmedi. Olmaz. Oyun oynamış adam ya. Yok abi olmaz. Zed birincisi adam. Kurtlar Vadisi Ezel. Siz onları izlerken ben Zed oynadım. Zed birincisi ya. 10 bin maçı var. Racon. 2014'te başladım. O zamanlar tabii puan falan yoktu hani bu K olayı falan yoktu. O zamandır oynuyorum yani. Kaç sene oluyor? 8 sene oluyor. Eğer 2014'ten itibaren bu K olayı, milyon olayı başlasaydı şu an ne kadar zengin olurdu? Kaç onu soracaktım ben. Ben de bilmiyorum hani. Ben 2014'ten mesela hesaplamak istiyorum. 15-20 milyon olur muydu? 8 sene ama. Daha fazla da olabilir. 8 seneden hesaplarsak. Peki şey diyelim. Senin şu anda kaç farklı hesabında? Abi benim 7-8 tane hesabım var ama bazılarını artık oynamıyorum bile ve içinde ne kadar olduğunu da bilmiyorum falan. Ha, öyle bir sorun var. Yani. Yani onları az çok toplasak üzerine o kalan 2-3 sene kadar. Sen dayanayı kaç sene oynadın? Bak mesela benim şu an son hesabımda 530k var ama önceki hesapta mesela baksan 25-26k vardı. Yeni başlamıştım da o şampiyonluk sistemi yoktu yine oynarken. Şimdi düşünün 1.5 milyon falan olmuştur yani. Sonra bıraktım oynamayı mesela. Bir yılda mı 1.5 milyon? Bir yılda değil. 4-5 yılda 1.5 milyon olmuş. O zaman sen OTP'liymişsin. Dayanayı anladım. 4-5 milyon try yapıyor bir izleti ya. Try falan. Aloe'yla baba garan. Bir tane sadı baba garan. Garan'ı aloe main. 10 milyon. 10'ar milyon. Postumu da dehşet şu an istiyor. Çok güzel. Nedava da atıyorlar zaten. Evet aynen doğru. Riyo kızı Tristan'a. Riyo kızı Tristan'a. Dehşet şey vardı. Sivir vardı. Haydut Sivir. Aynen. Biri Facebook'ta beğenince biri Twitter'da takip edince. Vay be. Nerelerden geldi ya. Türkiye taşıdı. Ben hala diyorum. Türkiye taşıdır abi Facebook. Kevin'i ben Sivir için açtım. Arkeyni izledim. Yok izlemedim. Arkeyni de mi izlemedim? Onu da izlemedim. Arkeyni izleseydi de çok güzeldi. Arkeyn bayağı iyiydi. Ben mağaradan izlemedim. Az önce çıktı. Sen bu arada viral yaptın değil mi? Askerliğim? Evet, uyar gitti. Çok aynen. Kötüydü ama. O videonun altına aynen. Çok salak yorumlar yazan olmuş. Yok işte oğlum bir ay askerlik yaptın, anın mı olur falan. Ama bir ay şöyle, her gün 10 gün gibi geçiyor zaten. Sabah 5'te yanıyorsun, geçmiyor, gün bitmiyor. Hani diyorsun ki oh akşam oldu, bugün de devir gidiyorsun, saate bakıyorsun, saat daha sabah 10.30. Bitmiyor abi. Haksız. Bir şey değil ama gerçekten hiçbir şey yapmadım. Hani bir tane şınav bile çekmemişimdir. Ama zaman geçmiyor. Hani uzun dönem yapanlar zaten hiçbir şey demiyor. Bizim yaptığımız da... Şeydi böyle biraz nasıl desem disiplini öğrendik gibi bir şey oldu askerlik değildi yani ama çok kötü yine de çok kötü. Babam da abimle dalga geçiyor bedelli yani para yatırdı. Biz 2 yıl yaptık biz 1.5 yıl yaptık. Ya hepimizin işte babası falan 18-24 ay uzun süre yapmışlar zaten. Yani psikolojim bozulur ya. 6 ayda bile bozulur. Abi bir şey 18, garip geliyor ya. Lan gençliğin en parlak dönemin 2 yılını veriyorsun. Çok garip geliyor çok ya. Çok kötü abi yani. Şu an yani birisi benden 2 yılını istesin ne bileyim. Vermez. Çok garip istiyorsun. Yani, vermek istemezsin. Yani vermek istemezsin aynen. Oğuzhan Uğur diyor ya işte anlatıyor. Zenginler diyor şimdi şey almışlar bir sıvı çıkmış. Sıvı icat edilmiş. Ha. Neymiş? Sen böyle yatıyormuşsun içine, küvete. Evet. Evet. Normalde 8 saatte mi uykunu alıyorsun? 2 saatte sana uykunu aldırıyormuş o sıvı. Neymiş? Çok pahalıymış falanmış.
Sonra niye? Ha, bu neymiş? Zaman satın almak istiyormuş çünkü zenginler. Zamanın değerini burada söylüyor. Sonra diyor ki niye spor araba alıyorlar? Niye hızlı gitsin diye alıyorlar falan. Diyor ki J'yeri hızlı yetişmek için. Ben buna katılmıyorum da çok açıkçası. Bu biraz zevk için de. Yani öyle bahsediyordu zamanın değeri. Bir gün biri size banka hesabınıza 86.400 lira yatırsa onu harcamaz mısınız? Ya senin 86.400 saniyen var dostum. Doğru, zamanın değerini bilmek lazım yani. Öğreniyorsun onu ama hatırlamıyorum bile. Sanki böyle 2 sene önce gittim ve 5 gün kalmışım gibi geliyor ama oradayken gerçekten psikolojim bozuluyor. Ama 2 yıl askerlik gerçekten dile kolay. Abi koğuşta horlayan var, koşturan var, sıçan var ve her şey var yani. Böyle fena korkunç bir yer. Hani sizin o LoL'de gördüğünüz toksik kitle var ya, onlar biraz da şey böyle hani kedi gibi. Anladın gitsen mı? Gitsen de LoL oynasam ya. Hani, gitsen de şu toksik... Silver Sword'la... Gitsen de şu anamı soyan adamla LoL oynasam diyor yani. O derece. Bakalım belki siz gidene kadar beden şey bile kalkabilir o kışla. Ama biz o bir ayda ne dedik biliyor musunuz? Ulan biz buradan çıkarsak da kışla kalkarsa bu bir aylık. O bir aylık şeye döneme kışla deniyor ya. Evet. Küfür ederiz falan filan diyorduk. Bu devlet için de zarar aslında. Niye para verip de devleti yük oluyorsun? Zaten yarısı oradan masrafa gidiyor aslında. Ya bu şey mevzusu gibi şimdi sana yüklenmiş gibi olayım da KYK borç mevzuları var biliyorsun. Evet. Şimdi çoğu insan diyor ki ben zamanında ödedim şu ankiler de ödesin. Kimi de diyor ki ya ben ödedim ama şu ankiler ödemesin abi bizim gençliğimiz önemli değerli falan. Şimdi senden sonra bu iş kaldırılsa bu kışla işe. Evet. Söyler misin? Söylerim. Ya zaten sen 2 yıl değil bir an ya daha iyi olur. Yani en azından şaka bir yana gerçekten. Şansıma söver yani. Şansıma söverim. Evet, evet. Kendime söverim, şansıma söverim ki zaten çok şanssızım. Bakalım şu araba kazalı videosunu da bir çekeyim artık ya. Parçaları... Kaza yaptım. Ne zaman? Ben yaptım da öyle çok büyük bir şey değildi yani. Şeyde, Bom Otel'in yukarısındaki kavşakta. Neye gitti arabada? Arabada arka bagaja dokunmadılar, tampon değişti. Tampon. Tamam bir şey değil mi? Şey kaza yok. Değil mi? Geldi araba. Ya şöyle oldu, önümdeki araba durmuştu, kırmızı ışık. Ben durdum, arkamdaki geldi bana vurdu, orada zincirlenme üçlü kaza oldu. Ya aynısı bizde de oldu da biraz fazlaydı, sivit vardı, perte çıktı. Ya, perte çıktı işin. Bir şey girdin mi? Kasko. Yok hepsinin kasko özel. Kasko aldım. Yani. Benim de öyle bir kazanım var. Direkt yeni araba aldım işte başka bir şey. Benim arabada kasko yok. Haberin yok mu? Çok hani büyük hata. Fena zarara gitti. Çok büyük hata. Şimdi bu ayrı bir video konusu olduğu için söylemem. Yani masraf geçmiş olsun. Sorulum şu an. Cidden üzüldüm yani. Kasko var mı sanıyordun? Ben öyle sanıyorum. Vardır. Herkes yaptırıyor. Yani. Hayır herkes yaptırıyor. Kaskosuz sürüşmez ama. Bir kasko ne kadar? 10-15. 10-15 daha bir zaten aynen gitse 30 bin lira. Doğru o da doğru söylüyor. Ya. Bak bizim şey vardı arabada arkada işte güneşlik perdesi oluyor arka camda. Abi arkadaş şey koydu çantasını işte sıkışmışlar uyuyacaklar oraya koyuyor işte arka koltuğun arkasına koyuyor arka camını oraya koyuyor. Abim de işte giderken bunların suratına güneş değiyor işte canına gelmiş suratına güneş değmesin tat tat uyusunlar diye perdeli otomatik kaldırıyor. Çantayla arada sıkıyor çatır 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 ediyor. Perdelik kırılıyor. 24 bin lira. Perdelik sadece. Evet, makam güneş perdesi dediğimiz şey değil mi? Hı. Tamam. O 24 bin lira. Şaka gibi. Bir de son zamanlarda bu ülke Texas'a döndüğü için bu kardan dolayı sürekli kaza oluyor ya parçacılar zaten fiyatı yükseltiyor aralarında anlaşıp. Ya, sürekli bir trevi geçirme zaten. Durumu var. Aynen, herkes fırsatçı. Herkes fırsatçılık yapıyor birbirine geçiriyorlar. Biz şekilde. İstanbul'daydık işte birebir yani şahit olduk. Her yaşta ben dışarıda. Ben şeydim o kar yağışında işte İstanbul'dan buraya uçaklar iptal oldu otobüse geleyim dedim 25 saat sürdü. Otobüs 8 saat yolda kaldı. Video çok üzerine çok bozuldu 4 saat daha kaldı. İyi başın açlıktan bir şey olmadı mı? Yok. Popkek'le hallettim. Ben de askerliği öyle geçirdim. Popkek'le hallettim. Hallettim bir şey gibi. Yemekler bazen kötüydü ya. Biz de popkek'le halletmiştik. Yolda kalıp aç kalanlar var ya. Allah korusun. Çok tatsız ya. Çok kötü onların durumu. Bildiğin yani ara sıra çıkıyorsun işte otobüsten sıkıldığın için 12 saat orada oturuyorsun. 3 tane film indirdim lan bitti 3 tane film. 7 saat sürüyor. Bitti kalmadı yani. İşte şey bir de arabanın aküsü bitecek diye açmıyorlar da soğuk. Doğru. Herkes açsa zaten. Yani, soğuk yani. Sonra işte ara sıra böyle dışarı çıkıyorsun falan 70-80 tane otobüs var böyle sırada inanılmazdı ya. Doğru bak ben de sefil görmüyorum. Havaalanında mahsur kaldı arkadaşlar. Ben bir de havaya gittim. Havaya gittim.
pazartesi günü kar fırtınası mevzuları. Bilmem. 12'de bir arkadaşımın, 3.30'da bir arkadaşımın, akşam 10.40'da da benim uçağım var pazartesi. Hepsi iptal oldu değil mi? Hepsi iptal oldu ama oraya geleceğim şimdi. 12'deki arkadaşım bindi uçağa. Uçak pistin ortasında mahsur kaldı. Şaka yapıyorsun. Yok. Hızlanırken mi? Hızlanırken falan durmuş tekrardan. Durdu tekrar. Ne bir araç yanına yaklaşabiliyor ne uçak kıpırdayıp tekrardan yolcu gideceği yere gidebiliyor. Kaldı. Akşam saat 9'a kadar o uçağın içinde kaç kaldı saat? Arkadaşım. 9 saat. 12 saat. Saat uçağın içinde kaldı. Aynen tamam. İşte 9-9.5 saat kadar. Amerika'ya gidebilir miyiz kapsasını? Diğer arkadaş 3'teki uçağına gitmişti. O havaalanında mahsur kaldı. Yollar kapandı. Bir uçakta biri havaalanında. Bir uçakta biri havaalanında. Diğeri de tuvalette. Ben 10.40'da uçağa binecektim normalde. Yurdumdayım ben. İptal olduğunu haberini aldım önceden. Ben yatıyorum. Ben yatış ama binle. Çok korkunç. Hani gerçekten AFAD battaniyeleri falan filan vermişler. İnsanlar yere atmış yatıyor. Karton koymuş üstüne yatıyor. Çok kötü. Çok kötü. Bütün yollar yani, kapalı. Ülkede daha önce böyle bir durum olmamıştı. Bu sene neyse. Bu kadar bilmiyorum çok mi? Oldu yani. Ya havaalanı yeni yapıldı falan o çok gündem. Hangi de havaalanı yeni yapıldı. Çökmüş. Yok havaalanından bahsediyorum. Genel olarak bir Texas'a dönüyor. Pozantı. Her tüm yollar. Ha, pozantı şeyi kapanmış. Yolu kapanmış burada. Evet. Normal bir şey. Küresel ısınma diyebilir miyiz bunu? Yaylalara çıkarmıyorlar. Yaylaya çıkacaktık abimlerle. İşte kış lastiği olsa bile çıkmıyor. Aynen. Soğucaktan yukarıya lastik kontrolü yapıyor jandarma çıkarmıyor. Quattro lazım dostum. Aynen. Hadi bahşiş çekmeyin de. Ciddiysin. Kahveden sonra. Olur iyi olur. Ben fena açıldım bu arada. Ben bugün uyuyor. Bir şey diyeyim mi? Eğer dışarı çıkmasaydım size evde uyurdum ben şu anda. O kadar uykum vardı. Aynen. Esiyordu sürekli ya. Yok yok. Güzel oldu. Hiç de beklemiyordum böyle az gelmiş dışarı çıkacağız. Hani dedim benim koğuştan biri yazdı dedim herhalde. Hani o dedi kartik bulunaymış diye falan az geldi. Ya siz de hoşlandınız. Ben gördüm aynen. Siz de hoşlandınız. Deyince biz sahneye tondu da. Bağdım dedim benim has izleyicim yani. Hadi kalkalım. Geçen şey, biraz yavaş, başka yavaş, yerlere yavaş, gidelim. Yavaştan bahsettik sorunlar. İnanmayacaksınız ama elim çok kayıyor. Ben inanıyorum. Arada bir dinlenme. Dinlenebilir ya. İzin veriyor bir de reis sağ olsun. İzin veriyor dinlenebilir sıkıntı yok diyor. Sanki daha zor dinlenmiş yapmaz. Ben dal değilim arada sadece öyle. Tamam bırak tamam önce. Gelir. Zorlamıyor ki abi yok ya. Abi sıradaki buyurun. Bir şey değil mi? Çok elim kayıyor. Aşırı elim kayıyor. Ya bu işleri geçiyorduk değil mi en son? Güzel. Ben karışmıyorum. Allah. Ben normalde en son yapardım ama. Sen şovun başlangıcını koydun. Tamam. Zaten parmaklarımı hissetmiyorum dondum. Buranın soğuğu içine işiyor. Öyle yapma bence de sen bilirsin. Arkadaşlar Mersin sahiline. Bazı insanlara göre öyle daha kolay oluyor. Ben ortaokulda öyle çok rahat çekiyordum. 3. Geldi 4. 4. Bütün enerjisini bugüne saklamış reis ya. Reis kahveyi bilerek aha, bile yüklemiş. Aha. Ceket çıktı. Yarışmacı. Yarışmacı. Ya, yırtılmasın diye yanlış olmasın diye. Şimdi başlıyoruz. Oh. Bu adam da pamplandıktan sonra Braum olacakmış gibi bitiriyor mu abi? Braum. Oho. Ahmet Kaya. Dur 10 tane çekersen F30 üstüne yapacağım demiştim. Yapma. Araba gidiyor gibi. 10 çeker ha. O suite çıkar. Takipçi F30 hediye ettik. Ah be. Korktum. İyi çekti ama. Takipçi F30 hediye ettik. Olmadı. Tüh ya. F30'la bir tur atma hakkı kazandı. Hem direksiyon. Gemi var. Bir dakika sen kameramansın diye çekmeyeceğini falan mı sanıyorsun? Evet. Tüh ya kaçamadık mı ya? Abi ben yapmasam ölürüm ya. Hadi. Hiç alakam yok. Hadi. Tamam. Bizim de çok alakalı. Oğlum yok ben vallahi yapamam. Benim duruşum oğlum, çok kötü. Kolum abi kalabalığın hakkını ver ya. Sporcu gibi duruyorsun ha. Zıplayarak ilkini çak. Ya mimikler çok iyi. Bu adamdan oyuncu olur. Ya bitti hadi gidelim. Oğlum. Editör kes burayı. It's time to talk one on one with everyone here. It's fucking Ziz bro. Everyone has a little bit of Ziz in them. Every fucking cunt out there. You're a fucking sick cunt if you want to be bro. Ben, şöyle, yok, şöyle, ben
Dene. Daha rahat. Çok yüksek ya, benim boyum yetmedi buraya. Jantlardan biraz puan kırdım ama. Aa nasıl ya, sportline jantı ya. Bugün ya, araba şimdi inceleme. A3 1.6 dizel inceleme, 2017 model. Araba güzel, dolu. Tavanı da var ama janttan puan kırdım, bir de yere yakın değil. Tabii benim arabadan sonra olmayan araba artık yok. Yok ya maşallah. 44 kilo. Allah kaza bela vermesin. 2017 zaten araba daha yeni, tertemiz. Nerede kalmışım? Dedim ki dışarı çıksam mı çıkmasam mı tanımıyorum, sohbet muhabbet saracak mı bilmiyorum. Sen arabayla ilgili bir şey söyledin, onu anlamadım. Ya şimdi dedim ki acaba arabaya işte gelmekten de çekinir falan filan. Sonuçta yabancı araba. Bir anda mesaj çünkü çok şeydi. Arabayla sanki çok yakınmışım gibi. Mesaj gibi. Yani. Yani işte direkt seni aşağı in arabayla alalım öyle bir şey dedim yani. Ya ben kendimi samimi görüyorum böyle yancı ortamda. Hani. Bunu başka birine yazsam muhtemelen gelmez hani. Bayağı kişiye deney, çoğu kişi gelmez ama ben kendimi samimi görüyorum. Şey dedim hani, ona rağmen de ulan ama değişik bir içerik olur dedim hani, böyle güzel olur dedim. Bu arada şimdi benim aklımda hiç içerik yoktu. Ben sadece bak hani ne içerik olmadığını biliyorum. Ben zaten sana sordum arkadaşlar. Özellikle sordum, dedim ki video çeksen sorun olur mu dedim. O da olmaz dedi. Ben şey düşün, bak aslında en başına anlatayım. Ben bugün evde yatıyordum abi. Kadir'le dışarı çıkacaktık. Tamam. Ben böyle Instagram'da geziyordum. Bir tane influencer takip ediyorum. Böyle şey, birkaç tane influencer falan böyle toplu bir fotoğraf atmışlar. Lan dedim bu insanlar takılıyor. Arkadaşları böyle birkaçı ünlü, birkaçı ünlü değil falan filan. Lan dedim benim hiç ünlü arkadaşım var mı? Yok. Artık var. Hemen lan kim var böyle samimi gelen takip ettiğim? Aziz var. Aziz nerede? Aziz işte Mersin'de. Normalde İstanbul'da yaşıyorum ben de şu an Mersin'deyim. Bir şey diyeyim mi? Aziz rol yazmasan gelmezsin. O sana ekledi rol var ya o kadar. Ben iyi dalga geçtim bu arada onunla. Vallahi dedim Aziz rol mü yazdın dedim. Şu an yüzünü gösteremeyeceğim falan dedim de işte bayağı etkiliyim yok. Etkili abi. Samimi. Baktım kim var işte Mersin'de samimi. İşte, takip ettiğim zaten bekliyorum bir adıcı vardı. Aslında bekliyordum ya. Böyle çok İnsan şey. İnsan içine doğuyor dedi. Ay çok rahat yazdım böyle, ne bileyim. Bugün de daha sonra sen abi seni arabayla alalım almışım. Dostum gelir misin? Halı sahaya adam lazım. Suriyeli dönerciye geldik arkadaşlar. Efsane mi? Ben, mükemmel bir şey. Ben katı bir diyetteyim, yemeyeceğim. Ama tadına bakacağım ucundan hepsinin. Kızartma da var yani. Böyle de mükemmel bir şey. Zaten bakarsın, beğenirsen tadını yersin. Beyaz bir tane sosu var arkadaşlar. Olumsuz gözükse de mükemmel bir şey. Güzel tabii, illa ki güzeldir. Merak ettim ama tadını, ben de bakacağım. İnanılmaz bir şey. Aşk hayatın nasıl? Araba kazasından sonra pek şey ya böyle. Keyif alarak gezmiyorum dışarı şükür. Hala etkisindeyim yani çünkü onun. Sana bir şey oldu mu bu arada? Yok bana hiçbir şey olmadı. Arkadaşım kafasıyla dikiz aynasını patlattı, tamam onu göstereceğim zaten. Dikiz aynasını patlattı. Fena komik ya. Ona da geçmiş olsun. O iyi mi peki? İyi, o da iyi. Esprisi çok geçmiş olsun. Esprisi bayağı döndü onun. Ya ne bileyim böyle arabanın verdiği özgüvenden değil hani. Sonuçta özgüvenimi arabadan almıyorum ama o kazadan sonra böyle pek dışarı çıkasım gelmiyor hani böyle. Ne bileyim bir eksik hissediyorum. Ayağım yerden kesilmiyor gibi sanki. Bir spora gidip geliyorum. Spor benim şu anda psikolojim ayakta tutuyor. Onun haricinde pek bir şey yapmaktan keyif almıyorum. Bir eve gidiyorum işte video falan çekiyorum böyle yayın açmaya çalışıyorum. Öyle. Benim de yayıncılar mesela arkadaşlarım başlatmıştı. Ben kendim hiç başlamak istemiyordum. Çok iyi oynuyorsun, yok Zed birincisin başla falan diyordum. Kim niye izlesin de ben buradan niye para kazanayım? Bu kafadaydım ama yayın izliyordum. O zamanın yayıncıların hepsini izliyordum işte, keyif alıyordum. Oxy, Zeon. Evet. İzliyordum bu arada. Onların şeyi vardı böyle, Ramazan yayını vardı gece 3'ü 4'e kadar. Evet, ok atıyordum ya. Böyle. Buranın yazı da çok sıcak oluyor ya, klimayı açıyordum. Yatarak izliyordum. Güzeldi ya, 2015-16. Ya zaten bir sene önce şeyde gördüm ben bak, montaj videolarında falan gördüm. Şey yapmaya başlamışlardı işte, şey var, LL Stylish'i biliyorsun zaten. Sonra Z90'da bıraktı bu arada YouTube'u. Aynen çok şey oldu. Ben onu da çok devamlı takip ediyordum. Bak, bu o da çok kafaydı bu arada. McGregor gibiydi hani, böyle showman'dı biraz aslında. Öyleydi zaten. Güzeldi. Pırr, o tutuluyordu işte, o tutuluyordu zaten. Öyle çıktın ya zaten, sembolik standart şey insan olmayınca biraz şey oluyorsun ya. Mesela kim niye seni izlesin? Pink vardı abi. Neden tepki izledi? Yok. Tepki yok adamda. Tepki yok. Tepki verince de çok komik oluyor. Evet. Çığlık atarak gülüyor. Ama şöyle, tepki vermesinden değil, oyunculuğu izleniyor ya. Kanserlik izleniyor ya. Evet. Sahnesi çıktığında var ya, bana bir yazıyorlar. Oğlum sahnesi çıktın, sahnesi çıktın diye. Ulan diyordum bizim de Megvah'ımız var falan. Ay o zamanlar Megvah falan. O olayları biliyorsun zaten. Biliyorum sonra patates falan. Patates gün çıktı. Teşekkürler. Sağ ol.
Vallahi. Aziz'in sağlıklı dediği şey arkadaşlar. Yok yok ben yemiyorum ha. Yok yok ben yemem. Ama şunu yemezsin. Bak şundan bir tane bakarım tadına yeter. Bana yeter fazla bile. Yalnız bu bayağı lezzetli gözüküyor. Şöyle bandırıyorsun kanka onu öyle. Şimdi bunu böyle giriyorum. Abi yumuşak almayacaksın. Tamam. Ama içini de böyle bırakmayacaksın. Affedersiniz şöyle hepsini. Şöyle. Hadi arkadaşlar enerji alın da gece bir toksiklik yapın ya. Arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir akşamdı. Aziz abimiz gerçekten çok kral adammış. Aziz LOL. Aziz LOL F30 bir de. Bize gününü ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Evet bize gününü ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Yarım gün bu arada. Yarım gününü ayırdığı için teşekkür ederiz. İzleyicilerle yarım gün mü izleyicilerle buluştum? Buluştum daha tatlı. İzleyicilerle Suriyeli döner yedik mesela. Gibi. Nasıl gibi aynen. Kahve içtik. Tatlı konuştuk falan. Ve arkadaşlar abone olmanız, özellikle de like atmanız kanal için gerçekten çok önemli. Yani siz belki fark etmiyorsunuz 2-3 saniyenizi alıyor ama gerçekten o kanalı hani YouTube algoritmasına sokuyor. Bu adamı koyun YouTuber olsun lan bunu koyun. O potansiyel varmış. Öyle arkadaşlar çok güzel bir akşamdı. Hepinize buradan selam yolluyoruz. Baş tacısınız hepiniz.